İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en son bütçe görüşmelerinde CHP'li belediyeleri hedef almış, terör bağlantılarını açıklayacağım demişti. Soylu soruşturmaların sonuçlarını açıklamak için kameralar karşısına geçti ve ağırlıklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Soylu'nun suçlamalarına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Yalan söylemeyi ve iftira atmayı kendine huy edinmiş bir kişiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz için, milletimiz için gerçekten ciddi bir güvenlik sorunudur Sayın Bakan. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir. FETÖ-PDY 875, PKK-KCK 432, DHKPC 143, DHKPC 66. Yalanı tescilli bir insandır. 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır. Hem de grup grup terör örgütlerinin ismini vererek sıralamıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle irtibatlı olanlar var diyerek hem sayı verdi hem de terör örgütü isimlerini. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iftira diyerek sert sözlerle Soylu'yu hedef aldı. Lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye. İlk defa işe alınan 25.361 kişiden 4.227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu, bunlardan 147 kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan olduğu. 3,5 sene önce çıkıp ortalama 700 terörist tespit ettik demiştir. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı, hepsi de beraat etti. İçişleri Bakanı bütçe konuşmasında CHP'li belediyeleri terörle ilişkilendirmiş, terör örgütleriyle neler yaptıklarını açıklayacağım demişti. O sözlerinden 10 gün sonra kameraların karşısına geçti. Daha çok gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. 1668 terörle bağlantılı kişi tespit ettik dedi. 6 kişinin bizzat PKK-KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olduğu tespit edilmiştir. Şimdi bu iddialar için de yazı yazacağım ben. Adım gibi eminim buna da cevap veremeyecekler. Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, çok iş yapar. Bu ülkenin namusu, şerefi ona aittir. Ama bu öyle birisi değildir yani. Böyle İçişleri Bakanı olur mu ya? İlk defa işe alınan 25.361 kişiden 15.125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talebinde bulunulmamıştır. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik soruşturması yapmadan işe alım yaptığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanır mı sorusuna da yanıt verdi. Bu tip bir kayyum gündemimizde yok net. Böyle bir değerlendirme gündemimizde yok. Lütfetmiş diyeceğiz ya, ne kadar büyük iş yapmış. Terörden uzak dursunlar, bize yeter. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle yalanla, iftirayla dili dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Tedbir alması gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. İçişleri Bakanı Soylu'nun suçlamaları, İmamoğlu'nun iddialar için iftira, Soylu için güvenlik sorunu açıklaması tartışma sürüyor.